yönünde dejeneratif spondilolistezisi tartışacağız. Profesör Doktor Sedat Dalbayrak bize önce konuyu anlatacak bir sunum eşliğinde. Daha sonra olgular eşliğinde ve varsa sorular eşliğinde konuyu genişleteceğiz. Şu anda 39 katılımcımız var. Bütün katılımcılardan ricam sesleri kapatmaları, odyoları kapatalım. Hatta videoları da kapatabilirsiniz. Sorularınız olursa yazarak gönderebilirsiniz sistem üzerinden. Evet, başlayabiliriz. Herkese buyurun Sedat Hocam. Herkese iyi akşamlar. Sayın moderatörüm, Onur kardeşim. Ben dejeneratif spondilolistezisten bahsedeceğim. Daha çok indikasyon ve yöntem ama yani sunuş planına baktığımız zaman önce bir oluş mekanizmasına bakmak gerekiyor. Yani buradan tedavi açısından bir yön bulmamız mümkün. Klinik ve radyolojik tanımlama çok önemli. Bu da tedaviye yön veriyor. Daha sonra ne zaman cerrahi yapalım ve nasıl bir cerrahi yapalım? Füzyon mu yapalım, dinamik mi yapalım? Onları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle ilk olarak pseudospondilolistezisi olarak tanımlanmış. Arkasından intak nöral arkla birlikte spondilolistezisi denmiş. Dejeneratif spondilolistezisi ki bu tanım gerçek anlamda tanımlayan bir şey olayı. Son olarak da dejeneratif spondilolistezisi adını almış ve bugün de kullanılıyor. Nedir bu? Nöral arkın bütünlüğünü kaybetmediği, pars kırılma olmadığı, arkta herhangi bir olmadığı sağlam arkın dejenerasyonla bozulması ve orada bir kaymanın meydana gelmesi sonucu oluşan bir tablo. Nerede ve kimlerde sık görülüyor? En çok 4-5 seviyesinde görülüyor. 6 kat daha sık açık görülüyor. Sıklıkla kadınlarda basında da %4.1 olarak saptanmış. Aslında toplum için bakarsanız oldukça sık görülen bir şey, nadir bir şey değil. Şimdi patolojiye bakmak lazım ki tedavi yaklaşımında patolojinin nasıl geliştiği çok önemli. Dejenere ve süpliksi olmuş fasit eklemi var. Fasit eklem kapsülündeki tansiyonun ve stabilize edici kasların etkisinin kaybolması sonucu oradaki segmentteki instabilite, spinal kanal ve foraminal darlıkların bulunması. Şimdi hepimiz biliyoruz dejenerasyonda 3 evre var. Disfonksiyon, instabilite ve stabilizasyon. Buradaki en önemli şey segmental hipermobilitenin olduğu instabilite aşaması ki hastaların çoğu bize bu aşamada geliyor. Ve stabilize olduktan sonra eğer hastanın bir dar kanal kliniği varsa ona yönelik bir cerrahi yeterli oluyor. Ancak instabilite aşamasında mutlaka bu dinamik faktörleri göz önüne almak gerekiyor. Şimdi olay disk ve faset dejenerasyonu ile başlıyor. Diskin dejenerasyon sonrası lomber bölgeye gelen yüklenmelerin bir kısmı faset eklemlere aktarılıyor. İlerleyen dejenerasyon mikroinstabilite oluşuyor. Faset hipertrofisi, osteofitler gelişiyor. Eklem kapsülünde gerilme, bağ gevşekliği, öne arkaya ve yana kaymalar oluyor. Yani hem öne hem geriye hem de yana doğru kaymalar oluyor. Peki bu esnada tabii ki bu olaylar olurken spinal stenoz da oluyor. Dejeneratif spondilolistezisinin en büyük özelliği beraberinde sıklıkla spinal stenozun olması, disk mesafesindeki yükseklik kaybı, faset eklem hipertrofisi, ligament filamen hipertrofisi, subkondral skleroz ve osteofit oluşumuyla birlikte hem santral kanal hem de foraminal darlıklar gelişiyor. Şimdi buradan tedaviye gidersek bu süreci unutmamak gerekiyor. Yani patolojinin oluşumu esnasında ve kliniğinde başlıca rol oynayan dinamik faktörler mutlaka tedavi aşamasında göz önüne alınmalı. Dejeneratif spondilolistezisi. Diğer önemli bir şey tedaviye yön vermede klinik prezentasyon. Şimdi bize bu hastalar nörojenik kladikasyo ve radiküler semptomlarla yani dar kanal kliniğiyle gelebiliyor. Santral stenoz, foraminal stenoz, lateral SS darlığı gibi klinik oluşabiliyor. Ayrıca bu hastalarda bel ağrısı mutlaka ayrıntılı sorgulanmalı. Özellikle mekanik instabilitenin varlığı, hareketle artan, yürümeyle artan ağrı veya ortaya çıkan ağrı, bel ağrısı mutlaka sorgulanmalı. Bu da bizim tedavimize yön veren bir şey. Burada da fleksiyonda dejenere diskin üzerine yüklenme, ekstansiyonda da dejenere olmuş fasit eklemlerinin ağrısı şeklinde oluşabiliyor. Ama mekanik ağrı genel olarak yük taşıma kapasitesinin azalmasına bağlı segmentin
aşırı hareketine ve instabilitesine bağlı oluşan bir ağrı türü. Prezentasyon nasıl oluyor? Çıkan kök, yani aşağı inen kök, özellikle 4-5 için 5 kökü sıkışabiliyor. Eğer kayma ileri ise, anterolisteizlerde daha nadir, çıkan kök de sıkışabiliyor. Retrolisteizlerde çıkan kök daha sık olarak sıkışıyor. Burada mutlaka foramen düzeyindeki kesitlere sagittal planda mutlaka bakmak gerekiyor. Biz bir zaman bu foramenleri özellikle disk seviyesinin üstünde kalan alanı ölçerek bu foramenlerin kapasitesini değerlendirerek cerrahi yaklaşım yapıyorduk. Tomografi çok değerli. Tomografide de özellikle sagittal kesitlerde. Bakın burada bir tomografi kesitinde hem foraminal darlık, superior facet kolunun büyümesine bağlı oluşan bir foraminal darlık, hem fasit eklemi içindeki hava ile birlikte dejenerasyon, hem de önden bir osteofitle birlikte buranın stabilize olma çabası aynı kesit üzerinde görülebilmekte. Şimdi baktığımız zaman hastanın işte dejeneratif listeisi var, çoklu dar kanalı var. Burada en önemli şey ayakta grafiler. Yani dejeneratif listeisin aslında tanısını ayakta düz grafiyle, ayakta lateral grafiyle koyuyoruz. Ayakta lateral grafide kaymanın belirgin olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Normal listeiz de işte geriye gittiği zaman düzelen, öne gittiği zaman anterolisteiz şeklinde ortaya çıkan bir hareketlilik görülüyor. Retrolisteiz de ise ekstansiyonda görülen retrolisteiz bu esnada çıkan kökün sıkışması şeklinde görülüyor. Şimdi nörojenik kledikasyon oldukça önemli. Nörojenik kledikasyonu hepimiz ayrıntılı olarak biliyoruz. Burada hatta son 3 ay içinde 4 vaka oldu. Distezis veya dar kanal veya disk sebebiyle gelip de bunlarda vasküler bir takım problemler çıkan hastalar var. O yüzden kledikasyonu sorgularken ayakta durma bir sıkıntı. Bu da genel var. Dolayısıyla yani cerrahiden önce en önemli şey tanıyı doğru koymak ve kliniği iyi analiz etmek. Bu da bize ortopedist arkadaş tarafından yollanmış bir hasta. Yani bu hastanın yürüyüşü, bakın bunu bize ortopedist arkadaş yolladı. Aynı hastanede çalışıyoruz. Hastanın listeisine bile geldi. Sonra biz geriye yolladık ve hastanın kalçasındaki patoloji. Bu hastaların hepsi oldukça ileri yaşta hastalar. Dejeneratif diz ve kalça problemi bulunan hastalar. Obez hastaların çoğunda diz kalça problemleri de beraberinde sıklıkla görülebiliyor. Mutlaka bu ekstremite problemlerini de birlikte değerlendirmek gerekiyor. En önemli şey ayakta grafi dedik. Esas standartımız bu listeyi görüntülemek için. Skolyoz grafisini buna mutlaka eklemek gerekiyor. Tüm omurga aksını görmek gerekiyor. Ve dinamik grafilerle de hem segmentin hareketini hem de komşu segment instabilitelerini de görmek gerekiyor. Bakın bu yatarak çekilen bir MR, aynı hastanın ayakta çekilmiş olan düz grafisinde görülen kayma miktarı. Gene hastanın yatarak çekilen MR'ında herhangi bir kayma yok ama fleksiyon ve ekstansiyon filmlerinde gözüken aşikar listeizisi görünmekte. MR bizim için çok değerli. Burada kanalın içini görüyoruz, foraminal düzeydeki kök sıkışmalarını görüyoruz ki yani özellikle foramen değerlendirmek çok önemli başarımız açısından tedavi yönlendirmek için. Ligaman hipertrofisini ve özellikle sinovyal kistleri net olarak değerlendirebiliyoruz. Ayrıca sinovyal kistler fasetin oradaki dejenerasyonuna bağlı bir segmental instabilite aslında varlığını gösteren şeyler. Bakın bir MR görüntüsü kayması ve ligament hipertrofisine bağlı görülen dar kanalı. Eskiden biz çok miyelografi görüyorduk. Miyelografinin çok sevdiğimiz bir yanı vardı. Ayakta çekiyorduk ve dinamik olarak basının derecesini görebiliyorduk. Ancak günümüzde artık terk edilmiş bir yöntem. Ancak herhangi bir şekilde pili olan, MR çekilemeyen hastalarda miyelografiyi ve miyelo BT'yi kullanmaktayız.
Sinoviyal kistlerden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Bunlar da beraberinde bakın dejeneratif disteiz ile birlikte sinoviyal kistler görülebiliyor. Fasit eklem dejenerasyonları, bunları da atlamamak gerekiyor. Bunların çoğu radyologlar tarafından gözden kaçabiliyor. Kliniği agrave eden, kliniği ortaya çıkan patolojiler. Bu da gene bir sinoviyal kist görüntüsü. Tipik görüntüleri var eğer akla gelir ise. Şimdi bu hasta mesela bizim 8 yıl önce opere ettiğimiz bir, bunu geçeyim daha sonra bunu tekrar bahsedeceğim. BT çok önemli. Biz her mutlaka eğer hastada bir müdahale düşünüyorsak mutlaka tomografi çektiriyoruz. Bütün filavun kalsifikasyonu var mı? Bitkin konumu, estrojenin yapısı, koronavirüsün fleksiyon ekstansiyon grafilerinde hastanın hareketlerini ve bu esnada oluşan kaymanın derecesini başka bir segmentte instabilite olmadığını değerlendiriyoruz. Miyelografi biraz önce de bahsettim. Artık eskiden miyelografi yapıyorduk. Miyelografide bakın bu hasta herhangi bir kayması yok. Disteizisi yok. Bir kanal darlığı görüntüsü var sagittal kesitlerde. Aksiyelde baktığımız zaman da çok anormal değil. Yani var bir dar kanal ama orta derece bir kanal darlığı var. Fakat bu çok önemli bir görüntü. Hastanın yatarken olan miyelografisi ile ayakta miyelografisi birbirinden farklı. Bakın bu yatarak miyelografisinde hastanın kontrast madde geçiyor ve 10 derece bir eğriliği var. Ayağa kaldırdığımız zaman kontrast kolonda bir bası ve burada bir skolyozu gözüküyor. Artan bir skolyozu. Aynı benim ismim Bu ne anlama geliyor? Bu hastanın ayağı zaman oluşan bir skolyozu olduğu ve o bölgenin instabil olduğunu gösteriyor. Yani bu hastayı biz şu olguyu sadece dekompresyonla çözmeye çalışsak yani büyük ihtimalle başarısız olacağız ve hastayı tekrar görmek ve müdahale etmek zorunda kalabileceğiz. Bakın hastanın bu da dinamik grafileri. Gördüğünüz gibi aynı zamanda hastanın bir dejeneratif listeisi de var. Fleksiyon ekstansiyon grafilerinde. Şimdi bu hastaya ne yapalım? Bu hastaya tabii ki dekompresyon altı stabilizasyon yapalım. Bu bizim 2005 yılında yaptığımız bir olgu. Bakın burada ne var? Burada bir hata var. Hata nedir? Hata burada. Yani biz az lomber lordoza dikkat etmemişiz. Yani o günlerde işte vida koymak, stabilize etmek bizim için önemliydi. Ve bu artık günümüzde oldukça değişti ve sagittal dengenin dejeneratif deformitede son derece önemli olduğu artık ispatlanmış durumda. Yani ne yaparsak yapalım bir stabilizasyon yaptığımızda mutlaka sagittal dengeyi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada önemli bir şey var. Baktığımız zaman ismikle dejeneratif arasındaki fark şu. İsmikte artan bir lordoz var. Dejeneratifte azalmış bir lordoz var. Dolayısıyla sakral slopun azalmasıyla birlikte burada bir aynı zamanda artan kifozun da katkısıyla bu dejeneratif disteiz hastalarında sagittal pozitif imbalans daha sık görülmekte. O yüzden yani bu cerrahi yaparken dejeneratif deformitelerde ve özellikle disteizde şu anda konumuz olan mutlaka spinopelvik parametreleri de dikkate almak lazım. Nedir klinik önemi? Pozitif sagittal imbalans vardır. Çoğunda pelvik retroversiyonu mutlaka değerlendirmek lazım. Çünkü kompansasyon sınırına gelmiş olabilir. Lomber lordozun azalması da son derece önemli. Biz cerrahide en azından lomber lordozunu daha azaltmamalıyız. Cerrahi tedavi esnasında bu farklılıkları da mutlaka göz önüne almak gerekiyor. Yani bir ismik disteizden farklı dejeneratif disteizin stabilizasyonu. Şimdi 55 yaşında bir hasta, yürümede güçlüğü azalan bir hasta. Bakın burada gözüken aslında kanalı gayet ılımlı bir dar kanalı var. Ancak fasit eklemleri ciddi anlamda bozuk ve bu hasta ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken bir hasta. Baktığımız zaman hastanın tomografi kesitlerinde de gözüken 4-5'te özellikle bir dejenerasyonu söz konusu. Şimdi ayaktaki filmi hastanın böyle.
Yani ayaktaki filmi bize çok farklı şeyler söylüyor. Hem bir skolyozu var, hem liste hissi var. Şimdi bu liste hissine baktığımız zaman parametrelerini ölçüyoruz. Dengede bir hasta, 60 derece bir pelvik instansı var. Ekstansiyon grafisi, yani çok fazla bir ekstansiyonda şey yok. Ancak hastanın baktığımızda 0 dereceye varan bir lomber lordozu oluyor fleksiyonda. Yani bu bir esnek bir deformite ve burada gene önemli olan bir şey, fleksiyonda hastanın basamak şeklinde dejeneratif liste hisleri ortaya çıkıyor. Bu işte, bu dinamik grafi bizim tedavi konseptimizi belirliyor. Gerçekten iyi analiz yaptığımız zaman patolojinin nerede olduğunu, hangi alanda kısıtlanabileceğini kaptamak mümkün. Böyle bir şeyden sonra, araştırmadan sonra bu hastaya kısa seviyeli bir PİK'le yaptığımız son derece esnek bir deformite olduğu için hastanın PİK'le yaptığımız bir stabilizasyonla elde ettiğimiz sonuç 6 yıl sonra bu hastanın görüntüsü. Bu arada biraz sonra bahsedeceğim, ne olursa olsun biz mutlaka dekompresyonları tek taraf yaklaşımla yapıyoruz. Hiçbir zaman total laminektomi yapmıyoruz. Bunun da önemine bahsedeceğim. Ne zaman cerrahi yapalım? Kauda-Echina sendromu varlığı zaten bu kaçınılmaz. Kas gücü kaybı, özellikle progresif olan kas gücü kayıplarında, yaşam kalitesini düşüren ağrı, nörojenik kledikasyo, özellikle ayakta durma ve yürüme güçlüğü olan hastalarda, aynı zamanda da tıbbi ve girişimsel yaklaşımlarda yetersizlik durumunda cerrahi yapalım. Cerrahi seçeneklerimiz ne? Sadece dekompresyon. Dekompresyon artı enstrümantasyon füzyon, ki bunu günümüzde artık uygulamıyoruz. Bununla ilgili yapılmış çok çalışma var. Hatta başlangıç çalışmaları enstrümantasyonun ilk dönemlerinde enstrümandan daha iyi olduğunu bile söylemiş. Ancak günümüzde artık standart olan stabilizasyon yapılması, dekompresyon artı stabilizasyon. Burada da füzyon ve dinamik seçeneklerimiz var. Biz de o dönemlerde postrolateral füzyon kullandık ve denedik. Kemiklerin bol kullanılabildiği dönemlerde bu şekilde dekompresyon sonrası füzyon postrolateral yaptık. Bizim uyguladığımız bir aş greft füzyon da vardı. Laminektomi sahasına iliak kanattan aldığımız grefti bu şekilde haş şeklinde koyuyorduk. Mesela bu bir öyle bir hastanın içi filmi. Füzyon olmuş, daha sonra bunu komşu segmentten ameliyat ettik. Tabii stabilizasyonunu yaptık. Bu stabilizasyonsuz füzyon sonrası, yani institü füzyon sonrası hastanın 4-5 segmentinin tamamen füzyon olduğunu gösteren görüntü. Sadece dekompresyonu ne zaman yapalım? Nörojenik kledikasyo ve nörolojik bulgular hakimse, bel ağrısı, mekanik bel ağrısı özellikle yok veya minimal ise, radyolojik aşikar instabilite yoksa sadece dekompresyon yapalım. Peki nasıl bir dekompresyon yapalım? Dekompresif laminektomi var, medial fasetektomi var ve foraminotomi var klasik yaklaşımda. Ancak günümüzde altın standart tek taraflı yaklaşımla bilateral mikro dekompresyon. Bunu artık rutin herkes uygulayabiliyor ve bu yaklaşım şu anda altın standartımız ve en mutlu hastalar, en azından benim kendi kliniğimde en mutlu hastalar bu gruptaki hastalar. Bunu yapabildiğimiz hastalar. Önemli bir not, hala total laminektomi ve fasetektomi yapılıyor. Özellikle total fasetektomi bilateral. Bu hastaların en büyük sorunu şu, hastada bir sorun çıktığı zaman inanın hareket alanımız kalmıyor. Sistemi sökmek de mümkün değil, revizyon yaparken her şey problem. Bir de bunların anterior füzyonları da yok. Posteriordan nereden füzyon olacak? Fasetleri tamamen alınmış. Yani sonuçta total fasetektomiden kaçınmak gerekiyor. Bakın, dekompresyon, benim 13 yıl önce yaptığım bir hasta bu. 13 yıl önce dekompresyon sonrası, hastanın 13 yıl sonraki görüntüsü, çok seyrek, arada sırada bel ağrısı, bana gelişi başka sebeplerden, hiçbir zaman beliyle ilgili bir sebepten gelmedi. Başka nasıl yapıyoruz? Bir spiral anesteziyle yapıyoruz. Spiral anesteziyle hastanın mikro dekompresyonunu yapıyoruz ve istediğimiz sonucu da elde edebiliyoruz. Bunun devamında da var mı? Yani sonuçta yaptığımız, bizim standart olarak yaptığımız, spinal anestezi altında yaptığımız mikro dekompresyon. Şimdi 85 yaşında bir dejeneratif liste hissi artı sinovial kisti olan bir hasta. Bu hasta gördüğünüz gibi dejeneratif liste hissi ve bir sinovial kisti var. Fasetinde bozukluk var. Bu hastaya yaptığımız cerrahi öyle bir cerrahi. Bakın, küçük bir alandan girip tamamen hem kistini total almışız hem de kanal açmışız. Yalnız 2 yıl sonra hasta bize sağ kalça ve bel ağrısıyla gelmiş. Şimdi bunu gören arkadaşlar demiş ki bunun stabilize edilmesi lazımdı. Stabilize edilmediği için böyle oldu.
diye söylemiş. Biz de baktık, yani bunu izah edecek hiçbir şey yok. Gene bizim ısrarla vurguladığımız bir şey var. Bu hastanın MR'ında baktığımız zaman bir sakral yetmezlik kırığı var. Bizim yaptığımız dekompresyon sahası veya listeisi ile ilgili veya hastanın sinovial kisti ile ilgili bir sıkıntı yok. Sadece bir sakroplasti ile çözülebilecek bir durum söz konusu. Aynı zamanda stabilizasyon yaptığımız, işte Picrot kullandığımız hastalarda da biz gene görüyorsunuz tek taraf yaklaşım. Mesela bu hastanın torakalde de bir aynı zamanda dar kanalı varmış. Onu da aynı şekilde tek taraf yaklaşımla dekompresyon şeklinde uygulamaktayız. Ne zaman stabilize edelim? Mekanik bel ağrısı vardır. Özellikle hareketle oluşan veya artayan aksiyel bel ağrısı tabii beraberinde radyolojik instabilitenin de varlığında. Aynı zamanda klinik veren progresif kayma cerrahi sonrası veya artan deformite cerrahi takiplerinde, poliklinik takiplerinde klinik veren revizyon gerektiren restenoz olgularında. Eğer tekrar bir restenoz geliştiyse orada bunda da instabil faktörleri mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Peki nasıl bir stabilizasyon yapalım? Bakın bir dejeneratif listeiz, iyi bir dar kanalı var. Fasetleri oldukça hipertrofik bir hasta. Dinamik grafileri, bu hastaya yaptığımız kısa seviyeli Picrot'ta yapılmış bir dinamik stabilizasyon. Keza fasetleri son derece bozuk bir hasta, faset eklem aralığı ciddi anlamda açılmış, dinamik grafilerinde instabilite görünen bir dejeneratif listeiz hastası, buna da gene yapılmış Picrot'ta stabilizasyon. Füzyonda eğer diskin içine girmemiz gerekiyorsa, disk kendisi varsa veya foraminal ciddi bir darlığı var ve foramen açmak için oradaki osteofiti ve diski boşaltmamız gerekiyorsa veya foraminal yüksekliği oluşturmamız gerekiyorsa mutlaka bir interbody füzyonlu bir stabilizasyonu tercih ediyoruz. Bakın bu gördüğünüz gibi kafesi normal pilif kafeslerini çevirerek yerleştiriyoruz. Sanki lateralden yerleştirilmiş gibi. Ve üzerinde kilitliyoruz. Bunu yaparken de mutlaka kafesi ortaya, ortanın önüne yerleştirip ekstansiyon verip masaya mutlaka lordozunu ameliyat öncesine göre daha iyi konuma getirmeye çalışıyoruz. Şimdi füzyon konusuna gelince, yani stabilizasyon artı füzyon konusuna gelince, yapılan rigid stabilizasyonların çoğunda, yani bizim gördüğümüz füzyon yok veya füzyonda kullanılan materyaller böyle. Yani ben bunu çok görüyorum. Yani bu nedir? Bakın transversin üzerine konmuş kemik cipsler, adelelerin içine konmuş, hatta stabilizasyon sahasının çok ötesine dahi gitmiş adele içindeki kemik cipsler, böyle küp şeklinde radyolüsen gözüken ve yıllar sonra açtığınızda da olduğu gibi aldığınız füzyon. Yani füzyon bu demek değil. Eğer stabilizasyon artı füzyon yapılacaksa bunu mutlaka ciddi yapmak gerekiyor. Pseudars riskini en aza indirmek için anterior desteği düşünmek gerekiyor. Yani bu da bizim söylediğimiz o kafesin genelde şimdi pik yerine şu anda titanyum kafesleri kullanıyoruz. Bu da mesela aynı olgu içinde 55 yaşında bir hasta. Bakın bu yatarak filmi, burada dar kanalı gözüküyor, dejeneratif listeisi gözüküyor, rutların dolandığı gözüküyor. Rutların nerve sendromu burada mevcut. Ancak hastanın ayakta filmine bakarsanız dinamik grafiğe bile gerek yok. Yani hiç düşünülmeyen alt segmente listeisi olduğu ve bir üst segmente retrolistesi olduğu görülüyor. Şimdi böyle olunca tabii ki bu hastanın bütün bu segmentin içine alan bir stabilizasyon söz konusu. Yani bu hastanın aynı zamanda bel ağrısı ön planda olan bir hasta ve buna yaptığımız stabilizasyon. Bu da mesela dejeneratif listeisi olan ama ciddi bir torakal kifozu olan 130 kilo bir hasta. Mesela bu hastanın biz parametrelerini ölçtük ve lomber lordozuna cerrahi sonrası bu sırtındaki kifozu da göz önüne alarak biraz daha lordoz verdik ve 3-1 seviyesinde pelvik instansı yakalamaya çalıştık. Çünkü yukarıda kompansatuar bir ekstansiyon yapıyor. Torakal kifozunu tampon edebilmek için, kompanse edebilmek için. O yüzden bunu rahatlatmak açısından bele biraz daha lordoz vererek. Biz ameliyat öncesi mutlaka pelvik instansa bakıyoruz. Lomber lordozunu hastanın mutlaka kontrol ediyoruz. Bu da ameliyat öncesi ve sonrası hastanın parametreleri, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası AP görüntüsü. En son olgu da 88 yaşında benim bir arkadaşımın, spor yaptığım dönemlerden takım arkadaşımın annesi yaklaşık 3,5 yıldır peyderpey tekerlekli sandalyeye bağlanmış bir teyze. Kimse ameliyat etmemiş. Çünkü niye? O zamanlar 85 yaşındaymış. Teyze demişler ölürsün, kalırsın, felç olursun. Ama kadın diyor ki ben ne olursam olayım. Yani ölmüyorum diyor. Ölsem iyi de ölmüyorum diyor. Gördüğünüz gibi
iki seviye dejeneratif hastanın listesi var. Yani buradaki görüntüsü eğer açarsa göreceksiniz. Ciddi dar kanalı var. Yani neredeyse yok ve dejeneratif listesi söz konusu. Bu arada hastaya defalarca enjeksiyonlar yapılmış. Fizik tedavi, iki kere fizik tedavi görmüş. Bu hasta da şu anda 5. yılı bitti, hatta 6. yılında 94 yaşında hala yaşıyor. Soruyorum arkadaşa nasıl teyze diye, sana dua ediyor diyor. Kendi ihtiyacını görüyor. Yani sonuçta mesela bu hastayı da, bu tabii çok iyi bir örnek değil, bu hastayı da biz spinal anesteziyle yaptık. Yani özellikle yaşlı hastalarda, sıkıntılı hastalarda spinal anesteziyi yani oldukça fazla kullanmaktayız bu konuyla ilgili olarak. Şimdi son sözlerim nedir? Konservatif tedavi hiçbir zaman pas geçmeyin. Mutlaka konservatif tedavi basamaklarını, birinci basamak işte fizik tedavi, ilaç tedavisi, ikinci basamak enjeksiyon, mutlaka bunları uygulamak gerekiyor. Basamakları geçmek gerekiyor. Kliniğe yönelik cerrahi yaklaşım esas olmalı. Minimal invazif yaklaşımlar mümkünse bu hastalar için oldukça ideal. Sadece nöral dekompresyon, özellikle tek taraf yaklaşım. Gereksiz kemik almayalım. Yani bunu stabilizasyon yapsak bile bu şekilde davranmamız gerekiyor. Yarın bugün çıkacak bir komplikasyonda geriye en azından dönebilmek adına. Yaş ve sistemik durumunu, majör yandaş hastalıkları mutlaka göz önüne almak lazım. Bunlarda füzyondan kaçınmak gerekiyor. İşte romatoid artrit hastası, yani Parkinson hastası gibi hastalarda füzyondan kaçınmak gerekiyor. Geniş dekompresyon iatrojenik instabiliteye sebep olup stabilizasyon gerekebilir ki biliyorsunuz SK şeylerinde işte fasetektomi sonrası ancak yapılabiliyordu. Bu sebepten insanlar fasetler alıyorlardı. Ben asla bunu tavsiye etmiyorum. Aynı zamanda ameliyat öncesi de faset eklem morfolojisini mutlaka göz önüne almak lazım. Sadece stabilizasyonla uzun süreli izlemde başarıya etkilen faktörler ne? Yeniden nöral basının oluşması, işte fasetin yeniden büyümesi, fibrozise bağlı restenoz, ki bunlar instabiliteyi gösterir bize. Yani instabilite varlığı, kaymanın daha artması, ilerleyici skolatik, protoskolatik bir deformite. Yani bu zamanda artık stabilizasyona bir adım atıyoruz. Genç hastalarda füzyon biraz daha başarılı. Yaş ilerledikçe füzyon sıkıntılı, füzyondan kaçmak gerekiyor. Dinamik ve füzyon konusunda tercihle ilgili aslında çok net bir şey yok. Bu biraz da kişilerin tercihi. Diskektomi gereken olgularda ben genellikle füzyon yapıyorum. Diski boşalttıktan sonra araya bir destek koyuyorum ve füzyon yapıyorum. Diski sağlamsa, nispeten yüksekliği korunmuşsa, oradaki hareket bize gerçekten yani küçük de olsa dinamik stabilizasyonun da amacına ulaşacaksa dinamik stabilizasyonu tercih ediyorum. Son olarak North America'nın 2008 yılı rehberinden bazı şeyler söyleyeceğim. İşte burada çeşitli şeyler var. Güçlü, makul kanıt, zayıf kanıt, yetersiz kanıt. Bu kitapçık sadece dejeneratif listeis ile ilgili yazılmış bir kitapçık. Burada en diagnostik tanı yöntemi ayakta çekilen grafi. Bu önemli. Spinal stenozu en iyi değerlendiren MR. Kanıt düzeyi B. Bir takım sınıflamalar var. Bunların kanıt düzeyi A. Bu sınıflamaları kullanmak gerekiyor. Semptomatik hastalarda konservatif tedavi ile hastalığın doğal seyrine karşın cerrahi tedavi önerilen kanıt düzeyi B. Cerrahi tedavi öneriliyor. Şimdi burada aslında bir şey var. Cerrahi dekompresyon, tıbbi işte yani girişimsel tedavi ve hastanın doğal seyrine kıyasla direkt dekompresyon, yani cerrahi öneriliyor da sadece direkt dekompresyon, cerrahi dekompresyon. Bunun kanıt düzeyi oldukça düşük. Bunu da hemen hemen X-stop gibi indirekt dekompresyonlarla da aynı tutmuşlar. Bu biraz tabii bana çelişkili geldi ama maalesef çalışmalar böyle söylüyor. Sadece dekompresyon ile karşılaştığında klinik sonuçlar açısından dekompresyon altı füzyon öneriliyor. Bunun kanıt düzeyi B. Enstrümantasyon eklenmesi tek B, tek başına füzyon da B. Yani bu da biraz çelişkili. Bu daha çok eski yayınlara dayanan bir şey. Ancak literatürde gerçekten bu konuyla ilgili çok fazla yazı var. Uzun dönem sonuçlar için dekompresyon altı füzyon önerilir. Bunun da kanıtı C. Buradaki redüksiyona gelince, dejeneratif spondilistezdeki redüksiyon ve füzyon önerilir. Bunun da kanıt düzeyi oldukça düşük. Zaten bunlarda redüksiyon için çok fazla uğraşmıyoruz. Son sözüm benim. Öncelikle klinik değerlendirmeyi çok önemli olduğunu söylüyorum. Hastayı iyi dinlemek, iyi muayene etmek ve mutlaka yürütmek gerekiyor.
en azından ayırıcı tanıyı kesinleştirmek ve kliniği perçinlemek için. Ayakta grafiler önemli. Dinamik grafik tüm omurgayı gösteren grafiler. MR tüm spinal kanalı taramak gerekiyor. Çünkü dar kanalı biliyorsunuz servikal ve torakalde de bu insanların %20 ila 40 oranında görülebiliyor. BT'yi de yani biz mutlaka çektiriyoruz. Cerrahi düşündüğümüz her hastada bize gerçekten kemik yapı hakkında çok ciddi iyi bilgiler veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Sedat Hocam, sorular olacak. Şeref Hocam sormuş. Bir soru olacak. İsterseniz önce onu okuyayım. Ondan sonra ben bir olgu göstererek fikrinizi almak isterim. Konuyu biraz açmak için. Şeref Doğan şöyle soruyor. Restabilizasyon safhasındaki hastanın bu safhada olduğunu nasıl tespit ederiz? Hangi tetkikle? Yani bundan benim anladığım bir instabilite var ama stabilizasyon sağlanıyor kendi kendine. Füzyona giden bir şey. Biz burada basit dekompresyon mu yapalım? Restabilizasyona gidiyor. Yoksa bunu biz baştan stabilize mi edelim? Bu kararı hangi tetkikle verelim? Tedavide hangi cerrahiyi tercih edelim? Tek taraflı yapıp da instabil bulup tekrar girdiğiniz olgular var mı? Şimdi hocam birkaç soru var. Konuşmanın evet. İçinde çok bunu aslında önemli vurguladım. Yani bir tanesi tomografi bize ciddi anlamda buranın stabilizasyonu ile ilgili çok ciddi bilgiler veriyor. Yani bunu stabilize etmeye çalışan bir oluşum var mı? Özellikle osteofitik tutunmalar var mı? Yani iki kenardan böyle tampona giden füzyon çabası var mı? Fasit ekleminin keza tomografideki konumu, çünkü yani pür olarak faset açık gözükmüyor. Bazen posteriörden tutunmuş gözüküyor. Yani bir füzyon çabasını görmek bizim için yeterli. Bir diğeri çok önemli bir şey. Hastanın radyolojik olarak dinamik grafilerinde çok ciddi bir hareket görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Burada da önemli olan şu, yani dinamik grafiği çekerken gerçekten iyi fleksiyon yapıldığına emin olmak gerekiyor. Yani çoğu yerde çok iyi fleksiyon yapılmıyor ama tüm bunların hepsinden en önemlisi benim için hastanın kliniği. Yani gerçekten klinikte bel ağrısı benim için çok önemli. Yani bunu çok ayrıntılı sorguluyorum, defalarca sorguluyorum. Yani işte kalçanın bacağının ağrısı geçse yeter mi? Yani belindeki ağrı yürümeye başlayınca hangisi öne çıkıyor? İşte belindeki ağrı ne şiddette? Bunların hepsini tek tek soruyorum. Bu üç faktör. Bir, hastanın klinik olarak değerlendirilmesi. Bel ağrısı, özellikle mekanik bel ağrısının değerlendirilmesi. Yani ikincisi dinamik grafiler ve tomografideki füzyon çabası. Yani biz hastalığı eğer restabilizasyon safhasına girmiş olarak görürsek, yani ben bariz grade 2 listeyse bile olsa sadece dekompresyon ediyoruz. Evet. Teşekkürler. Şöyle bir soru var. Ahmet Dağtekin soruyor. Güzel ve etkili sunum için teşekkür ediyorum. Tek taraftan yaklaşımla bilateral dekompresyon tekniği multiple seviyelerdeki etkisi nedir bu tekniğin? Multiple seviyelerde nasıl sonuç alıyoruz yani diyor. Taraf tercihini nasıl yapıyorsunuz? Multiple seviyedeki etkisi nedir? Şimdi multiple seviye yapıyor muyuz? Evet. Multiple seviye rutin yapıyoruz. Buradaki soru, multiple seviye yaparken segmental mi yapalım yoksa birleştirelim mi? Yani açıkçası bu da gene cerrahın tercihi. Yani ben mümkün olduğu kadar segmental yapmaya çalışıyorum. Laminar bütünlüğü her iki tarafta da korumaya çalışıyorum. Ancak tamamen tek taraftan iki seviye, üç seviye açtığımız hastalar da var. Birçok arkadaş da bunu uyguluyor. Bu hastaların takiplerinde de herhangi bir burada bir instabilite artışı görmüyoruz. Yani bir hemilaminotomi gibi yapıp karşıyı almak çok daha iyi bir dekompresyon da sağlıyor görüş açısını arttırarak. Şimdi taraf konusuna gelince, yani çoklu seviye yapılabilir. Yani benim yaptığım 7 seviye, 8 seviye tek taraf yaklaşımlı bilateral dekompresyon da var. Yani lomberden torakale kadar. Taraf konusunda da şöyle bir şey, esas olan klinik. Önce klinik tarafı, ama burada şöyle bir değişkenliğim oluyor.
Hastanın iki taraflı kliniği oluyor veya önceden bir taraf sonra öbür ağrı diğerini bastırmış, süpresi olmuş olabiliyor. O zaman ne yapıyorum? Klinik olduğu tarafta bakıyorum hangisi daha belirgin, orayı açıyorum. Diğer tarafta eğer çok belirgin bir karşı taraf fasit hipertrofisi varsa onu karşı taraftan açabiliyorum. Çapraz açtığım da oluyor. Yani bir taraftan öbür taraftan. Tabii bu ne zaman? İki taraflı açtığım hastalarda. Tek taraflı açtığım hastalarda mümkün olduğu kadar tek taraftan hepsini bitiriyorum. Öbür taraf kasına hiç dokunmamak amacıyla. Şeref Doğan şöyle sormuş. Tek taraflı yaklaşımınızda instabil olup tekrar girdiğiniz olgular var mı? Yani dekompresyon yapıyorsunuz sonra instabilite gelişiyor evet, zaman tamam. İçerisinde. Öyle olgunuz var mı? Zorlama, hastanın istememesi, stabilizasyonu kesin istememesi veya hastanın yaşına binen tek taraf girdiğimiz olgular, dekompresyon yaptığımız olgular var. Yani bu hastalarda hangi sebeple açıyoruz bu hastaları? Bu hastalarda aslında en büyük açma sebebim hastanın açtığım bölgede oluşan, mesela ben rutin 6. ay bir MR kontrolü yapıyorum. Bunu ne için yapıyorum? Yani sıfır noktası 3 ile 6 ay arası cerrahiden sonra yaptığım her nörol dekompresyonda bir MR istiyorum. Kendimi test ediyorum ne kadar açmışım, nerede yanlışım var. Bir de sıfır noktası için. Yani bundan sonrası için hangi filmle takip edeyim hastayı diye. O filmi alıyorum. Daha sonraki hastanın şikayeti var. 1,5-2 sene sonra bir bakıyorum ki benim açtığım alan 6 ay sonra gayet iyiyken 1 sene sonra orası daralmaya başlamış. Posteriörden bir bant oluşmuş. Ve faset biraz daha hipertrofik olmuş. Ve bu hastalarda artık stabilizasyona gidiyorum. Yani aynı o seviyede dekompresyon yaptığım bir hastada stabilizasyona gittiğim var mı? Evet var. Birinci sebep restenoz. İkinci sebep geçmeyen bel ağrısı. Yani gerçekten hasta rahatlıyor. Ancak 2-3 ay sonra, 5 ay sonra tedavi yolluyorsunuz. İşte geçmeyen bir bel ağrısı. İyi mama diyor, belim ağrıyor. Onu da 6 ay bekliyorum. Eğer 6 ayın sonunda bel ağrısı çok ön plana çıkarsa bunları da gene stabilize etmek konusunda görüş bildiriyorum. Bir kısmı olmuyor, haliyle idare ediyor. Bir kısmını da cerrahi yapıyoruz ama cerrahiye giden dekompresyon sonrası kısım oldukça az. Genelde olmuyorlar. Evet. Teşekkür. Mehmet Seçer şöyle bir soru soruyor. Degeneratif grade bir listeizi olan ve dinamik grafilerde de listeizi artışı olmayan bir hastada felç olur ve idrarını tutamazsın demek ne kadar doğru bir söylem? Herhalde böyle bir olgusu gelmiş Mehmet Hocam. Bugün böyle bir şey söylenmiş. Grade 1 listeziz, dinamik grafilerde listeziz evet, artışı evet. Yok. Ama hastaya felç olur ve idrarını tutamazsın denmiş. Evet. Tabii şunu açmak gerekiyor. Bir grade 1 listeziz ama kanal darlığı ne kadar? Ben de şimdi bir olgu göstereceğim. Onun üzerinden de tartışırız. Hani grade 1 listeziz olup kanalı kapanma seviyesinde olabilir. Ligamentum flavum hipertrofisi nedeniyle kanal geniş de olabilir. Yani aslında listezisin grade ile çok alakalı değil kanal darlığı. Son derece dar bir kanalda bir nörolojik defisit riski olabilir zaman içerisinde. Ama dinamik grafilerde de bir kayması yok ise herhalde bu defisitin de bir anda olması beklenmez hocam. Buna bir katkınız var mı bu soruya bir hocam, şöyle, devamımız? 18 yaşında, 20 yaşında bir ispik defekti olan hastada bile bunu söyleyebiliyorlar hocam. Yani bundan dolayı felç olursun, işte ameliyat olman gerekiyor diye. Yani bunu basit bir deste de söyleyebiliyorlar. Yani bu nasıl bir düşünceyle söylenmiş onu herkes biliyor zaten. Ama yani gerçekten bunu söylediği zaman kişiye günümüzde çok etkili olmuyor artık. Yani çünkü gideceği çok adres var. Bir başka yere gidiyor, bir başka yere gidiyor. Yani tabii ki o söylem doğru değil. Ama burada da dar kanalın derecesi önemli. Hele hele hareket etmiyorsa. Bir de zaten bunların çoğunu biz asıl kanal darlığından ameliyat ediyoruz. Yani belirgin instabilis olanları da zaten stabilize ediyoruz. Yani açıkçası bu zaten söylenen bir şey hocam. Yani erkekliği kaybedersin, işte çişini tutamazsın. Bunlar söylenen şeyler. Evet, sıkça kullanılan biraz ameliyat yapma motifiyle laflar çok doğru değil tabii. Sedat Çağlı sormuş. Ya, kim daha? Ne var?
Katılımcılardan böyle sesler gelebiliyor. Tekrar audioyu kapatmalarını rica ediyorum. Miyelografi hangi durumlarda yapıyoruz? Miyelografi için endikasyon. Şimdi hocam, yani şöyle, biz yaklaşık 10-15 sene kadar miyelografiyi çok rutin kullandık, çok efektif kullandık. Ancak günümüzde miyelografiyi ben şu anda MR çekemediğimiz hastalarda yapıyoruz. Yani herhangi bir sebepten MR'ı çekemiyoruz. Veya çok ciddi bir metal artefaktı var, hiçbir şey göremiyoruz. Yani özellikle bir Harrington var veya işte eski dönem stabilize edilmiş bir skoliyoz olgusu veya bir kırık dolayısıyla opere edilmiş stabilizasyon yapılmış olguda hiçbir şey göremiyoruz. Yani o zaman miyelo BT özellikle yapıyorum. Bir de tabii ki hastanın yani herhangi bir işte MR çekilemeyen bir durum pili var, şu su var, bu su var ise miyelo BT yapıyorum. Bunun dışında yani eskiden klinik izah edemediğim olgularda da yani bunu yapmaz dediğim olgularda da şüphede kaldığım olguları da yapıyordum. En büyük avantajı bana ayakta hastanın gerçekten dinamik basını göstermek. Şimdi biz özellikle kayma derecesiyle birlikte basının ne kadar arttığını veya kanal darlığının ayaktayken fleksiyon ekstansiyonunda ne kadar belirginleştiğini veya işte bir disk basının ne kadar arttığını MR'da göremiyoruz. Ayakta MR'ımız yok çünkü. Hala gelmedi. Yani biz ayakta bunu görüntüleyebiliyorduk miyelografiyle ama maalesef günümüzde artık biz de yıldık, vazgeçtik. Yani invazif bir yöntem olduğu için şu anda artık miyelografiyi kullanmıyoruz desek yeridir. Çok nadir. Evet, nadir endikasyon. Ama çok değerli. Yani ben çok değerli buluyorum. Yani. Picro'da hangi hastada tercih ediyoruz? 88 yaşındaki kullandığınız hastada osteoporoz açısından bir etkisi var mı? Var mıydı? Yani şimdi şöyle, Picro'u nerede tercih ediyoruz? Şimdi bunların büyük bir kısmı yavaş gelişen, aşikar instabilitesi olmayan yani hastalar. Yani o bölgede küçük dokunuş bunlara yetiyor. Şimdi füzyon çabası, füzyon dediğiniz şey beraberinde pseudoartrozu getiriyor. Yani füzyon yatağı hazırlayacaksınız, adam gibi yapıyorsanız tabii. Yani ben stabilizasyon yapmak değil benim söylediğim, füzyon yapmak. Yani füzyon demek, gerçekten orada bir füzyon yatağı hazırlayacaksınız. Greftiniz olacak, greftinizi kullanacaksınız. Hastanın işte eğer yani gerçek anlamda yapacaksanız diskini boşaltacaksınız, anterior destek koyacaksınız. Yani bunlar gerçekten cerrahi ağırlaştıran, hastayı da gereksiz bir takım risklere atan, komplikasyonu yüksek işler. Küçük dokunuşların yettiği olgular ki dejeneratif liste bunlardan biri. Yani sonuçta buradaki amacın dekompresyonu yaptıktan sonra oradaki segmental hareketi biraz kısıtlamak ve bunun tekrar oluşmasını engellemek. Mantığı bu. Yani ben genelde eğer beraberinde diskle ilgili bir sıkıntı var. Mesela foramene doğru disk taşmış ve forameni ciddi anlamda kapatmış ve böyle diski alamazsam bunu gerçekten rahatlatamam. Yani çünkü niye? Mesela Picro'da distraksiyonla forameni açmak istemiyorum. Yani onun üzerine çok yük bindirmek istemiyorum. O zaman eğer diskin içine giriyorsam o zaman boşaltıp füzyon yapıyorum. Eğer diskin içine girmemi gerektiren bir durum yok ki çoğu öyle hastaların. Ve disk yüksekliği de korunmuş yani oradaki hareketi de anlamlı buluyorum. O zaman dinamik stabilizasyon uyguluyorum. Evet. Füzyon yapmak istemediğimiz sadece stabilize etmek istediğimiz olgularda dinamik stabilizasyon amacıyla Picro kullanıyoruz. Zeki Dağlıoğlu soruyor. Özellikle L5-S1 listeis olgularında disk mesafesine pilif kullanımının etkisi, füzyon konusundaki etkisi nedir? Kesinlikle olması gereken, yani 5-1'i pilifsiz stabilize etmek günümüzde artık çok doğru değil. Neredeyse altın standart, yani 5-1 seviyesi anterior destek olmaksızın pseudoartroza çok yatkın. %50'nin üzerinde pseudoartroz riski var. Hele hele uzun seviye stabilizasyonlarda, yani son derece risk altında. Ben dinamik stabilizasyonla ilgili bir not daha ileteyim. Gerçekten 5-1'e dinamik stabilizasyon da sıkıntı. Yani S1'e koyduğunuz vida ve Picrot maalesef yukarıdaki gibi işlemiyor ve sorun çıkıyor. Hem eğimler yeterli değil Picrot'lardaki. Yani burada belki işte Grafton gibi bir takım bağlar kullanılabilir. Başka sistemler kullanılabilir. Şu anda zaten ideal bir dinamik sistem yok. Yani dinamik 5-1'de de sıkıntılı. Eğer füzyon yapıyorsanız 5-1'de interbody füzyon neredeyse kural.
Evet. Şimdi Yahya Bey bir soru sormak istemiş ama yazmadı. Herhalde sesli sormak istiyor. Ben şimdi onu sesini açmak için talep gönderdim kendisine. Yahya Bey beni duyuyor mu Yahya Turan? Yahya Bey beni duyuyor mu? Duymuyor herhalde. Peki, onu açmadı sesini. Şöyle bir soru var. Dejeneratif listezis hastalarında kalça ve diz değerlendirmesini kendiniz mi yapıyorsunuz? Ameliyatta öncelik hangisinde? Bel, kalça, diz. Yani multiple sorunu olan hasta sanırım soruluyor. Şimdi ben her şeyden önce yani ortopedi ekibiyle iyi bir diyaloğun olması gerektiğini, aslında her hekim grubuyla aynı şekilde, onkolojiyle uğraşıyorsanız onkoloji grubuyla. Yani kural şu, önce kendiniz değerlendireceksiniz. Bir şüpheniz var, mutlaka ortopedi görüşü alacaksınız. Hangisi önceliklidir? Bunu birlikte karar verebilirsiniz ama benim genel tarzım şudur. Hastanın nörolojik defisiti var ve nörolojik bulguları çok ön plandaysa ben önceliği kendime alıyorum. Ancak hastanın kliniği bacak ağrısı, yürürken üzerine bastığında oluşan bacak ağrısı ise, yani klinik daha çok o eklem patolojisine aitse, o zaman önceliği onlara bırakıyorum. Tabii bu ortak görüş çerçevesinde bazen mesela deformite hastalar oluyor. İkisinin de bir aciliyeti yok ama orada da beraber karar veriyoruz. İşte sen düzelt, biz yapalım. Yok biz yapalım. Orada da ortopediyle diyalog halinde oluyoruz ama dejeneratif listezis için bana göre kliniktir. Yani kliniği ben eğer dar kanalınla ve listezisini izah edebiliyorsam önce ben yapıyorum. Defisit de varsa özellikle. Ama klinik işte o ekstremite patolojisini adres gösteriyorsa o zaman yapmadan önce onu yaptırıyorum. Yanıtına göre cerrahime karar veriyorum. Defisit yoksa tabii. Evet, teşekkür ederim. Şimdi birkaç soru daha var. Onlara geçmeden önce biraz konuyu belki açabilir. Ben bir olgu göstererek fikirlerinizi soracağım Sedat Hocam. Şimdi ekranıma ekranımı açmak istiyorum size. Gece oldu hocam. Aydınlıkta başladık. O yüzden ışık yoktu, ışık açtım. Evet. Görülüyor mu? Ekranımı görebiliyor musunuz? Ben görmüyorum hocam. Şu an bir şey göremiyorum. Gelmedi mi? Abi gelmedi daha. Birkaç tane aplikasyon var burada. Ben birini seçtim. Bu olmadı. Başka bir şey deneyeceğim. Onur sen yapabilecek misin? Ben ekran geldi mi? Evet. Ekranım görünüyor mu? Yine Congar görünüyor. Evet. Congar ama. Abi, evet. Congar görünüyor. Sedat Hoca, evet. Katılımcılar görüyorlar sanıyorum. Görüyoruz hocam. Evet, hocam. Bu bir 58 yaşında hanım. 54, 55. Burada bir geçiş vertebrası olabilir. Yani bu 55 S1 kabul edelim bunu. İsimlendirme şey farklı olabilir ama kayması burada. Ben şimdi oynatarak göstereyim. Kayan seviyenin şeyi burası. Şu bizim görüntülerimizden göremiyorum da. Onları kaldırabilir miyiz? Şuradaki görüntülerden, yandaki görüntülerden. Yani şey, aksiyel görüntüyü göremiyorum. Evet. Şeyler üstüne geliyor evet, herhalde. Siz üstüne geliyor. Şu anda nasıl? Hayır, şimdi daha iyi. Evet. Şöyle buradaki kayma seviyesindeki darlığı evet. Görüyoruz.
faset eklemlerini görüyoruz. Sagittal kesitlerine geçeyim. Sol taraf forameni. Sağ taraf forameni. Hastanın ağırlıklı ve belirgin ağrısı sol bacak ağrısı. Evet. Solda da forameni böyle. Evet. Bir yukarıdaki disk seviyesi ve faset eklemi bu şekilde. Onun bir üstündeki de bu şekilde. Bir üstündeki böyle. Yani bu normal. Burada minimal bir fasette efüzyon var. Burada belirgin bir efüzyon var. Burada da zaten kayma seviyesi. Bu hastanın BT'si yoktu ama direkt dinamik gravisi vardı. Belirgin bir hareket görünmüyor kayma seviyesinde. Nasıl bir ameliyat önerirsiniz? Hangi mantıkla, teknik ne olur? Ben söyleyeyim mi hocam? Evet, buyurun. Şimdi hocam, bir, bu hastanın bir transisyonel vertebrası var. Binen yük dengesi fazla ve yani uzun bir sakrumu var. Sonuçta tabii bilemiyoruz yukarıdan sayıp kaçıncı vertebradır bu ama 5-1 kabul ettik. 5-1 kabul edelim. Yani isimlendirme şey olabilir. Sol forameni kapalı. Bir kere o forameni tam açmak gerekiyor. Forameni tam açıp o kökü rahatlatmak gerekiyor. Ve o forameni aynı zamanda restore etmek gerekiyor. Yani o kökün geçeceği kadar restore etmek gerekiyor. Ben bu hastada yani sol taraf yaklaşımlı bilateral dekompresyon, sol eğer faseti koruyabilirsem mutlaka koruyarak kökü tamamen ortaya çıkarırım. Çıkan kökü 5 veya 4 yerine göre işte çıkan kökü. Ve bu diski alttan boşaltırım çünkü laterale doğru bir disk germisi var. Kökü de sıkıştıran ve bu hastaya füzyonlu cerrahi yaparım. Şimdi bir üst seviye ile ilgili yani 4-5 ile ilgili yani eğer dinamik grafilerde ciddi bir hareketlilik yoksa o diski içine katmam cerrahinin. Yani çünkü niye? Hangi gerekçeyle? Fasetlerdeki sinyal var gerekçesiyle. Yani fasetlerde sinyal var diye stabilizasyona dahil etmek benim çok şeyim değil. Yani özellikle gerçekten dinamik grafiğe bu konuda çok güveniyorum. İyi çekilmiş dinamik grafiğe. Yani dinamik grafiğe bir hareketi yok. Hastanın sadece 5-1 ile kısıtlı tutarım. Diyelim ki dinamik grafiğe yukarıda küçük bir hareket gördüm veya hastaya çekilen koronel BT'de veya AP filmlerde oradan bir rotasyon gördüm. Orada da bir asimetrik aşınma söz konusu. Bir yukarı çıkacaksam da altı rigid yaparken üst tarafa da dinamik vida koyup en azından bir geçiş hadisesi yapabilirim. Ama bu hastada şu gördüğümle yani benim yapacağım 5-1'e yönelik yani en alta yönelik stabilizasyondur ve interbody füzyonlu stabilizasyondur. Üst değil. Yani evet. Çok ikna olmadım. L5-S1 dekompresyon, interbody füzyon. Evet. Bir üstüne de dinamik sistem ekleyebilir. Yani hibrit öneriyorsunuz. Evet, hibrit öneriyorum. Peki, bu konu hakkında yani tabii değişik fikirler de olabilir. Aslında bunları yazarak paylaşabiliriz. Sedat Hoca'nın bu fikrine çünkü bu doneyi içeren bir olgu. Ne var? Bir faset problemi var. Multiple faset problemi var. Yani dejenatif listez bir faset hastalığı. Hastada da çok sayıda fasette sorun başlamış. Bir tane kaymış, diğerleri ağrı yapıyor olabilir sadece. Söylenen asıl nokta L5-S1 olduğu için bir interbody gerekiyor. Çünkü foramen yüksekliğini arttırmamız gerekiyor. Füzyonu garantiye almamız gerekiyor. L5-S1 füzyon gerekiyor. Bir üstteki faseti de korumak için bir dinamik stabilizasyon yapabiliriz. Benim kişisel şeyim de zaten bu hastada bu şekilde oldu. Değişik fikir olursa tartışırız.
Şimdi sorulara devam edeyim. Kafes konulan hastalarda dahi TR ek taraflı mı açmaya çalışıyorsunuz? Tek taraflı mı açmaya çalışıyorsunuz? Kafes koyduğunuz olgularda dahi tek taraflı açmaya çalışıyorsunuz. Keyişleri laterale nasıl çeviriyorsunuz? Natları sıkıştırma aşamasında mı ekstansiyona getiriyorsunuz? Teknik bir soru olmuş. Evet, şimdi tek taraflı açıyorum, kesin ve net. Yani karşı taraf, yani bozmuyorum hiç. Tek taraf çok rahat açılabiliyor. Yani kafesi oblik bir şekilde, yani trif kafesini oblik bir şekilde yerleştirirken tam arka korkusu hizasına geldiği anda çıkarıyorum yollayıcısını. Daha sonra ittirici küretle veya özel bir aparatla çeviriyorum. Bunu çevirirken mümkün olduğu kadar ortanın biraz önü yerleştirmeye çalışıyorum ve tam yan döndürmeye çalışıyorum. Bundaki amacım, ortayı bulmamdaki amacım şu. Ortayı bulduktan sonra hastaya ekstansiyon veriyorum. Her hastaya ekstansiyonda kilitliyorum bir kere. Bu kural. Ekstansiyon verdiğim zaman o kafesin üzerinde çok rahatlıkla masaya pozisyonla hasta lordozunu alıyor. Ve bu şekilde kilitlediğiniz zaman o kafesin hem çıkması mümkün değil, hem yer değiştirmesi mümkün değil, hem sıkışıyor, hem de siz istediğiniz lordozu elde etmiş oluyorsunuz. Yani bunu aslında bir şekil de vardı, koyacaktım da çok işimiz o değil diye. Yani nasıl çevirdiğimi gösteren. Aslında çok zor bir şey değil. Birkaç kere yaptıktan sonra olabilir bir şey. Yani kafesi koyduktan sonra oblik yerleştirip, tabii öncesinde yatağı hazırlama da önemli. Yani yatağı hazırladıktan sonra işte kemiklerini öne yerleştiriyorum. Otojen kemiklerini. Ve kafesi de koyduktan sonra çevirip onun üzerinde kapatıyorum. Tamamen masaya pozisyonla. İlave bir kompresyon %95 vermiyor. Yani masaya verdiğim ekstansiyon benim için yeterli. Yani kompresyonu da sevmiyorum ayrıca. Yani distraksiyon kompresyonu çok kullanmamaya gayret ediyorum. Sadece lordoz verdiğim hastalarda foramen, açmadığım foramenlerde sıkıntı olduğunu düşünürsem çok küçük oraya distraksiyonlar yapabiliyorum. Onun dışında bir de denge için yapabilirsem yapıyorum. Yani hastanın koronel dengesinde bir bozukluk varsa küçük distraksiyon kompresyonlarla dengesini sağlamaya çalışıyorum. Hani bu arada şunu söyleyeyim. Bir seviye stabilizasyonla koronel denge bozulabilir mi? Evet, çok rahat bozulabiliyor. Yani siz 5 bire füzyon yaptığınız zaman 5'in üstünü eğer yere paralel yapmazsanız inanın o hastanın yukarıda kompansatuar skolyozu oluyor ve yaşam kalitesi bozuluyor. Yani dolayısıyla koronel dengeyi tek seviye yapsanız bile mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor. Bir tarafa kafes koyuyorsunuz, yüksek, öbür taraf kapatıyorsunuz. Yani hasta asimetrik, yani koronel dengesi bozulmuş çıkıyor. O yüzden yani gerçekten masaya pozisyonla ve her aşamasında skopiyle, kontrolle yapmak en doğru. Kafes konusunu açabiliriz belki. Titanyum mu, pik mi, muz kafes mi, yoksa plif kafesleri mi? Mermi şekilde. Şimdi ben muz kafesi kullanmıyorum. Yani çok fazla kullanılan bir şey. Çünkü çevirme esnasında ben döndürürken benim kafamdaki şekili bozuyor. Yani onu ben tam çeviremiyorum. İstediğim gibi olmuyor. Bende bir simetri hastalığı var. Yani oraya güzel yerleşmeli. İstediğim gibi olmalı. Olmayınca mutsuz oluyorum. Yani muz kafeslerle ilgili benim olumsuz düşüncem var. Pikle ilgili de şöyle bir şey var. Çok uzun yıllar hep pik kafes kullandık. Pik kafeslerin çevresinde bir radyolüsen alan ve boşalma oluyor. Bunları da çok fazla görüyoruz. Sonra literatürü taradık bununla ilgili. Yani aslında enfeksiyon yönünden de en emniyetli olanın titanyum olduğunu gördük pike göre. Ve yani yavaş yavaş titanyum kafeslere doğru bir meyil olduğunu gördük. Şimdi özellikle şu içi pollaştırılmış titanyum kafesler çok iyi ama maalesef onlara ulaşamıyoruz. Şu anda mevcut titanyum kafesleri kullanıyoruz. Yani yaklaşık 1,5-2 yıl oldu titanyum kafese geçeli. Ve sonuçları pike göre benim açımdan oldukça iyi. Yani şu ana kadar etrafında radyolüsen olan hiçbir hasta görmedim. Ama pik kafeste bunu %50 görüyorum. Her 10 hastanın 5'inde yani etrafında bir radyolüsen alan gözüküyor.
Evet. Aslında belki en iyi materyal tantal ama henüz ülkemizde yok. Faik Özveren soruyor. Filif ve tilif füzyonlarda komplikasyonları önlemek için dikkat edilecek nokta nedir? Bunların komplikasyonları ne oluyor? Neye dikkat edelim? Yani bir kere her şeyden önce alanı iyi açmak gerekiyor. Karşı taraf dekompresyonu tam yapmadan ben kafesi koymuyorum. Çünkü niye? Çok geniş bir kalım olması gerekiyor. Faseti yani 5-1 için çok gerek kalmıyor. Yeterli bir alan var aslında. Daha yukarı seviyelerde yani fasete acımamak, almak gerekiyor. Nöral ekartman yapacağına füzyon yaptığın için tek taraf faseti alabiliyorum. Yani ki özellikle foraminal darlık çok aşikarsa yani üst seviyelerde 3-4 ve üzerinde faseti alarak yapıyorum. Transforaminal yapıyorum yani. Diğerlerinde mümkün olduğu kadar 4-5 ve 5-1'de faseti korumak için çaba gösteriyorum. O tarafta da korumak için. Yani minimal dekompresyonda ne yapıyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Yani kafesi rahat yerleştirebildiğim kadar açmaya çalışıyorum ama bu esnada kesinlikle nöral ekartman. Bir kere en büyük sıkıntı nöral ekartman. Kafesi çakarken üst kökü mutlaka kollamak gerekiyor. Aynı zamanda kafese vururken de yani kontrolü gerekiyor. En büyük sıkıntı yani özellikle gerçekten stabilizasyon içinde geri çıkan kafesleri çok görmeye başladım. Yani stabilizasyon içinde kafes nasıl geri çıkar? Yani bu da aslında kafesin boyutu da önemli. Şimdi orta boş, arka kenar osteofitlerle kapanmış oluyor genelde. O yüzden kafesin ilk giriş yerinde siz 6'lık 7'lik bir kafes uygun görüyorsunuz. Ama bu içeri düştüğünde boş oluyor. Ve onu geri çıkarmak da sıkıntı oluyor. Dolayısıyla onunla bırakıyorsunuz. O yüzden biz mutlaka arka kenarı, korpusun altını ve üstünü mutlaka osteotomla tıraşlıyoruz ki kafesi yerleştireceğimiz alan kadar yer açalım yani diye. Kafesi çok yüksek koymak da sıkıntı. Bununla ilgili de sıkıntı yaşadık. Yani çok küçük koymak da sıkıntı. Yani oraya rahat oturabilecek, sıkı oturabilecek bir kafes. Zaten kompresyon yapınca da oturuyor ama en büyük komplikasyon bir nöral boku hasarı. İkincisi küçük kafesin önden çıkıp gitmesi. Yani o yüzden de ben içine kadar vurmuyorum. Korpusun arka kenarına geldim mi duruyorum ondan sonra ve şu da şey mikroskop altında yapıyorum. Yani kafesle ilgili müdahalelerimi hep mikroskop altında. Evet. Şöyle bir soru var. Baran Taskala soruyor. Postop ve preop. Preop değil de postop herhalde önemli burada. Postop rehabilitasyon tecrübenizi paylaşır mısınız? Memnuniyeti arttırdığını fark ettiğiniz postop veya preop bir uygulama var mıdır? Yani rehabilitasyon ülkemizde daha çok fizik tedavi merkezleri var. Rehabilitasyon konusunda gerçekten yani iyi bir merkeze rehabilite için yollamak gerekiyor. Açıkçası ben çok böyle yaşlı hastalarda, biraz da aktivitesi düşük hastalarda fizik tedavinin yanı sıra bu hastalara trans cihazı veriyorum. Yani bunu da şu şekilde öneriyorum. Diyorum ki bir fizyoterapist, gittiğiniz yerdeki fizyoterapist olabilir veya bizim hastanedeki fizyoterapistlerden böyle gerçekten yetenekli çocuklar var. Onlardan birini monte ediyorum. Onlar kişilere tens cihazını uygun kullanılabilir, hasta için efektif olacak bir tens cihazını kullanıyorum ve tens cihazını kullandırıyorum evde de. Yani fizik tedavi sonrasında da, rehabilitasyon sonrasında da tens cihazını kullandırıyorum. Mutlaka ve mutlaka egzersiz programını kendim veriyorum. Yani egzersizleri yapmasını istiyorum. Benim için kural hep söylediğim iki ayaklı canlıyız. Mutlaka yürüyün, mutlaka yürüyün. Yani bu ameliyatı yapma sebebimiz sizin yürümeniz için. Bunu biz yaparken bu stabilizasyonu biz ayakta bir insana göre yapıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar kişilerin atıl kalmasına engel olmaya çalışıyoruz. Yani rehabilitasyon gerçekten çok önemli ama rutin hastayı postop rehabilitasyona yollamak gibi bir alışkanlığımız maalesef yok. Ama yani rehabilitasyona yolladığımız hastaların oranı da az değil. Mehmet Seçer, TLIF ile birlikte unilateral stabilizasyon konusundaki fikrinizi sormuş.
Yani bir taraftan telif kafesi koyuyoruz faseti alıp aynı taraftan iki vidayla stabilize ediyoruz. Karşıya vida koymuyoruz. Sanıyorum Mehmet Hocam sorunuz bu. Evet. Şimdi hocam. İki vida bir kafes. Bu gerçekten çok güzel bir soru. Bununla ilgili çalışmalar aslında iki taraftan farkı olmadığını söylüyor. Bunu yapan bir hayli hekim arkadaş da var. Yani benim beraber çalıştığım Mesut da bunu yapıyor bazı olgularda. Ben yıllar önce, yani belki 15 sene önce, belki 20 sene önce bir doktorun babasına böyle bir yaklaşım yapmıştım. Yani bir sorun oldu mu? Olmadı. Yani yapılabilir, yapılmaz bir şey değil. Olabilir. Karşı tarafa hiç dokunmadan tek taraf yapılabilir ama yani şöyle bir şey var. Ben stabilizasyon yapılacaksa iki taraflı adam gibi yapılmasını savunan biriyim. Yani karşı tarafı tamamen sıyırmadan da stabilize etmeniz mümkün. Yani tek tarafı yaptıktan sonra bütün müdahalenin karşıdan, yani hiç adreye sıyırmadan transmusküler vilse tekniğiyle de yapmanız mümkün. Yani ben iki taraflı stabilizasyondan yanayım. Tek taraflı stabilizasyon yani olabilir bir şey. Yani yapan çok arkadaş var seçenekler içinde. Ama ben iki taraflı stabilizasyonla yapayım. Teşekkür ederiz. Başka soru göremiyorum. Yahya Hocam söz istemişti. Ben ona bir kere daha söz vermeyi deneyeyim. Yahya Hocam siz açabilir misiniz? Ferhat Arman da var abi. Alo. Alo. Evet. Ferhat Arman da soru soracak. Evet. Abi kusura bakmayın ya, ameliyathanedeydim, bağlantı kesildi. Açamadım. Sorun değil, buyurun sorun. Sedat abi ellerine sağlık. Çok güzel sunumdu. Biraz geciktim ama şeyi soracaktım abi, orayı bahsettiğiniz bilmiyorum da bu peak rod'la rigid rod, hani hangisinde tecrübesiniz? Bir de yukarıya bazen siz hareketli vida koyuyorsunuz. O hangi durumlarda onları tercih edelim? Yani peak rod, rigid rod, onu bahsettim iyi kötü. Yani şu anda peak rod var da peak rod ideal midir? Ben bu konuda değilim. Yani, eskiden daha sık kullanıyorsunuz diye evet, biliyorum. Şimdi biraz daha böyle peak rod'un da bazı sıkıntıları var. Yani onunla ilgili sorunları da şimdi topluyoruz. Onu da güzel bir yazı olarak yazacağız. Yani peak rod'la ilgili hem deformitte kullanımı hem dejeneratifte kullanımını yazdık. Şimdi de sorunlarını yazacağız. Gerçekten sorunları var. İdeal bir sistem değil. Çünkü birden fazla seviyede tavrı çok böyle dinamik gibi değil. 5-1'de kullanımı sıkıntılı. Bir de lomber lordoz açısından standart eğim yetmiyor çoğu zaman. Yani ciddi anlamda sıkıntıları var. Yani en azından eğiminin ayarlanabilir olması gerekiyor. Yani bir de ciddi deformite olan veya ciddi instabil hastalarda eğildikten sonra bir daha eski konumunu alamıyor. Yani bir kırılma yapıyor. Bir diğer handikapı da bir hastada mesela bir otun iki yerden, bir otun bir yerden kırıldığını ama filmlerde hiç buna ait bir belirti olmadığını, yani kırıldığını da anlayamıyorsunuz. Peak rod'un. Hangi durumda tercih ediyoruz? Füzyon yapmak istemediğimiz, füzyonu ağır bulduğumuz ama küçük dokunuşla stabilize ettiğimiz hastalarda tercih ediyoruz. Dejeneratif deformite bunlardan biri. Yani dejeneratif hastalıklar. İşte dejeneratif disk hastalığı gibi. Tekrarlayan diskler gibi, işte efendim dejeneratif disteziz gibi. Yani bunlar da kullanabiliyoruz. Bir de çok yaşlı hastalarda, yani bazen osteoporotik kırıklarda da ben kullanabiliyorum. Pikrotları. Yani pikrotla ilgili şu anda böyle pür budur diyebileceğim bir şey yok. Yani Fahir abi mesela daha çok bantları kullanıyor. Yani sonuçta herkesin bir deneyimi, tecrübesi var. Bu oynar vida, kafası oynar vida ile ilgili de şöyle, yani rigid sistemlerde bir geçiş yapmak istediğim zaman üst vidayı dinamik vida koyabiliyorum. Hibrit yapabiliyorum. Yani bunu da oldukça sık yapıyorum. Mesela 4 seviye yaptığım bir hastada en üsttekini bir dinamik vida şeklinde kullanabiliyorum. Yani bu dinamik vidalar da yani öyle şey vida değil, böyle özel dizayn edilmiş vida değil. Yani kilitlediğiniz zaman hareket yeteneği gayet fazla olan vida. Buradaki amaç aksiyel yükü alması ve her yönde de hareketine izin vermesi. Çünkü aşağıdaki sistemin benim 2 seviye, 3 seviye aşağıda bir sistemi olduğu için yani yukarıdan herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Yani bununla ilgili derseniz ki bunun ne kadar etkisi var?
Yani belki de psikolojik etkisi var, onu bilemiyorum ama yani böyle bir uygulamamız var. Tamam abi, teşekkürler. Cumhur abi teşekkürler. Onur Hanım teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Ferhat hocama söz vereyim. Onun da bir sorusu var. Buyurun. Ferhat Arman. İyi akşamlar. Sedat abi çok güzel sunum. Teşekkür ediyoruz. Cumhur hocama da teşekkürler. Abi bir şey soracağım. Cumhur hocanın gösterdiği vakada üst kök sıkışıyor. Böyle hani faseti tamamen almıyorum dediniz ama bazı vakalarda gerçekten kök zar gibi ta laterale kadar, çıkışına kadar mecbur kalıp almamız gerekiyor. Siz hiç mi almıyorsunuz? Yani bu şekilde yoksa... Almamaya gayret ediyorum dedim. Hocam. Yani bazılarında çünkü... Böyle tatmin olmadıysam, bakın hele 5-1 çok tehlikeli. 5 kökü seyir olarak uzun bir foramen de seyrediyor. Foramen seyri çok uzun ve gerçekten kalınlık olarak da çap olarak da kalınlığı fazla bir kök. O yüzden 5 kökü konusunda çok dikkat etmek lazım. Filmleri iyi okumak lazım. Eğer laterale kadar almak gerekiyorsa hiç fasete acımamak, çünkü interbody kafes yapıyorsunuz. Ama genel tarzım, eğer yeterli görüyorsam faseti almamaya gayret ediyorum ama olmuyorsa mutlaka alayım. Özellikle o bahsettiğiniz abi, o tomografide görülen superior fasetin yukarı doğru uzadığını ve tamamen oradaki çıkan kökü artık iyice sıkıştırdığı, başka çare kalmıyor. Onlar da mecbur almak gerekiyor, yoksa hasta rahatlamıyor. Yani ağrısı geçmiyor böyle şeylerde. Peki ortopedistler transvers prosesi kullanıyorlar füzyon için. Siz orayı mı kullanıyorsunuz? Yoksa orası, ben çok güçlü olduğuna inanmıyorum. Daha çok lamina ve fasetlerden yapmak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu son zamanda çok benim önem verdiğim bir şey. 5-1 ne zaman pseudoartroz oluyor, ne zaman olmuyor. Bakıyorsunuz bazen çok böyle uzun stabilizasyon, interbody füzyon da yok. Yani sakruma uzamış ve pseudoartroz yok, gevşememiş. Neden diyorum, neden gevşememiş? Veya neden gevşemiş? Şimdi burada çok önemli olan bir şey var. Ben tomografide mutlaka 5'in transvers çıkıntılarına bakıyorum. 5'in transvers çıkıntıları, yani çoğu zaman sakrumun alalarına böyle kaldıraç gibi dayanıyor. Eğer dayanmış yakınsa o hastalarda 5-1 pseudoartroz çok daha az görülüyor. Ve füzyon yeri aslında Bitsen'in de tanımladığı 5'in transversiyle sakrum arasındaki füzyon. Bakın bu füzyon çok güçlü. Biz de bunu kullanıyoruz. Yani 5-1'in transversiyle sakrum arası çok yakın. Burada gerçekten bir de 5'in transversi biraz kalın. Daha enli. Bu etkili. Ama diğerlerinin transversleri daha vida koyarken, dokunurken kırılabiliyor. Yani buradan füzyon değil, ben daha çok faset kitlesi lateralinden füzyon olduğunu düşünüyorum. Yani transvers değil de fasetlerin kitlesini düşünün, onun lateralinden. Ve hep ben füzyonu laterale koyarken fasetler arasına koyarım. Yani ya rotun altına çakarım, evet, ya fasetin arasına sıkıştırırım. Son olarak da 5-1 mesafesinin böyle 1-2 milime indiği aslında neredeyse füzyona giden vakalar oluyor. Listeris vakaları. Onlarda araya takos koyuyor musunuz 5-1 olduğu için? Ama onun için kırmanız lazım. Kırıyor musunuz? Yani mesafeyi, yeni bir disk mesafesi açmak gerekiyor ya da distrakte mi ediyorsunuz? Buradaki foramen önemli. Şimdi foramen açman gerekiyor mu? Önce bu. Sıkışan 5 kökü mü? Yani 5 kökü bu zamana kadar dayanmış, işte 1 milime kadar inmiş. Şimdi eğer orada bir füzyon oluşmuş veya füzyon için ciddi bir çaba var, yanlardan bağlamış, o zaman bu füzyonu bozmak yerine ben kökün altına uyuyorum. Yani bunu nasıl yapıyorum? Espirin üstüne osteotomu dayıyorum. Küçük 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 vurarak altına bir çizik oluşturuyorum laterale kadar. Onu alıyorum ve altını boşaltıyorum kökün. Yani tek başına diske girerek giremiyorsunuz zaten. Bunu almanız mümkün değil ama espirin üzerinden hafif tıraşlayarak yaparsanız o kökün altındaki oluşan osteofiti alabiliyorsunuz. Yani pedikür turlanabilir ama ben pedikür yerine espirin altına uyuyorum. Yani kökün, 5 kökünün altına uyuyorum. Eğer gerçekten orada bir füzyona yönelik ciddi bir çaba varsa o füzyonu bozmak istemiyorum. Çünkü tamam, bozduğunuz zaman, açtığınız zaman yeni bir sıkıntı yaşayacaksınız. Pseudoartroz riskiniz var. Yani onun yerine kökün altını açarsanız amaca ulaşmış oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. L5-S1 stabilizasyonda iliak vida desteği ne zaman kullanalım? Kullanalım mı? Mümkün olduğu kadar kullanmayalım. Yani çünkü gerçekten bununla ilgili aslında yani sakroiliak eklemin yürüme fonksiyonunda çok önemli bir rolü olduğu biliniyor.
ve stabilizasyonlar yapıldıkça ilyak stabilizasyonlar bunun önemi daha da ön plana çıkıyor. Yani aslında işin aslına bakarsanız S2 ala eskiden promotoruma yollanan vida gibi ek vidalar konabilir. Şimdi ne zaman bunu yapmak lazım? 5-1'e uzandınız ve 53'ün üzerine çıkıyor. Yani 52 ve üzerinde bir stabilizasyonunuz var. Yani 5 seviye ve üzeri 52'nin üzerine çıktığınız zaman, hatta 52 de dahil ediliyor buna. Bunu sakrumu uzattığınızda bir ek destek koymak gerektiği söyleniyor. Eğer siz yüksek bir stabilizasyon yapıyorsanız mutlaka S1'e bir destek koymak zorundasınız. Mümkünse S1 ve S2 alar. Senin de hatta Cumhur bu konuda bir şeyin var. Dizayn ettiğin bir aparat var. Yani sonuçta ya onunla ya tek başına free. Yani alar vida koymak çok zor bir şey değil. Yani bence S1 korpus vidasından çok daha kolay konuyor. Yani S1 korpus vidasını adam gibi koymak çok daha zor. Ya kanatlardan dolayı. Yani S2 alar konabilir. Yani bazen benim sakruma 6 vida koyduğum, 5 vida koyduğum da oluyor. Yani ilave S2'den promotoryuma bir vida yolladığım da oluyor. İlyak kanata açıkçası böyle klasik lomber dejenatif deformite yapıyorsunuz. T10 aşağısı veya daha yukarısı aşağısı. O zaman ilyağı tespit etmek daha mantıklı. Çünkü sakroiliyak ekleme bilen yükler gerçekten sakroiliyak ağrı oluşturuyor. Zaten biraz da ondan dolayı sakroiliyak ekleme doğru uzanmış iş. Ama ben açıkçası bir sorun olduğunda yedek bulunsun diye sakroiliyak eklemi bir sonraya saklıyorum. Ama yani dediğim gibi uzun stabilizasyonlarda mutlaka S1'e bir destek koymak gerekiyor. Burada da sakroiliyak ekleme bakmak gerekiyor. Sakroiliyak eklemin durumu nedir? Çok aşırı bir dejenerasyonu var mıdır? Bu bana sorun çıkartır mı, çıkartmaz mı? Onu göz önüne alarak eğer baktığınız orası çok dejenere ve çok ciddi anlamda içinde havası var, kenar siklerozları var, bu da sorun çıkartır. O zaman S2 ile yetinmeyip ilyak koymak. S2 alardan ilyaya giden vida da şu an için en ideal vida. Evet. Vida çıkarmak için bir endikasyon var mı? Vida çıkartılan bir durum. Hocam şimdi şöyle, vida çıkarmayı eskiden aslında çok fazla miktarda düşünüyordum ve savunuyordum. Yani belirli bir aşamadan sonra özellikle bizim stabilizasyon ve füzyon yaptığımız hastalarda tomografik olarak füzyonu gördükten sonraki 2-3 seneden sonra ben çıkarma yönünde bir görüş bildiriyordum. En azından komşu seviyeyi koruyabilmek, daha ileride daha sıkıntı olmasın diye. Yani füzyon olsa bile metalin varlığı biraz daha fazla yük bindiriyor yukarıya diye. Ve enstrüman çıkarma ile ilgili bir düşüncem vardı. Ancak yaşadığım 6-7 tane olgu oldu. Enstrüman sonrası, bu hastalar yaşlı hastalar. Enstrümantasyon çıkan o deliklerden oluşan osteoporotik kırıklar, çökme kırıkları gördük. Yani kırık olmasa bile orada bir ödem gördük. Yani bundan dolayı açıkçası yani enstrümanda çıkarmak konusunda biraz negatif düşüncem oldu. Bir sorun olmadıktan sonra. Ancak vidası kırıldı ve kırılmasına rağmen orada bir sorun yok. Veya işte rot kırıldı ama hasta füzyona gitmiş. Yani bu tür hastalarda çıkarabiliyorum. Veya hastayı bir sebepten revizyon yaptım. Füzyon olmuş. Üste bir dekompresyon yapacağım. Dekompresyon sahası, sadece dekompresyon sahasına fazla yük binmesin diye söktüğüm oluyor. Veya yukarıya uzatacağım, kısa uzatacağım. Altını söktüğüm oluyor. Ama sırf çıkarmak amacıyla son derece azaldı. Evet. Şimdi ben bir şey sormak isterim. Önce kendi pratiğimi söyleyeyim. Ben bu konuyu işleyelim, konuşalım kararı çıkınca kendi vakalarıma baktım. Ne oranda stabilizasyon yapmışım, ne oranda basit dekompresyon. Yaklaşık vakaların 1/5'inde stabilizasyon yapmışım. Dejenatif listezis'te. Yani 3/4'ü dekompresyon, 1/5'i stabilizasyonlu. Ve hemen hepsi de foraminal stenoz nedeniyle faseti almam ve interbody füzyon yapmam gereken olgular. Onun dışında yani bu kayıyor, kayacak şeyim olmamış. Belki birkaç tanedir böyle çok aşikar, beklenmedik hareket görülen dinamik grafisinde. Ama böyle bir şey yok ise, yani foraminal stenoz yoksa pür dekompresyon yapmışım.
Hani bilemiyorum pratikler nasıl gidiyor, herkes nasıl olgularında nasıl görüyor ama sizin tecrübenizi sormak istiyorum. Ne oranda stabilizasyon gerekiyor, ne oranda basit dekompresyonla dejeneratif listezi şey yaparız, çözeriz yüzde olarak. Hocam şöyle, bunun için net bir yüzde söyleyemem ama şöyle bir düşündüğümde yaşlı hastaların neredeyse tamamına yakınına, çok yaşlı hastaların eğer belirgin bir hastanın instabilitesi yoksa, aşikar bir instabilitesi yoksa kesinlikle ben de dekompresyonu tercih ediyorum. Yani buradan yarı yarıya bir oran diyebilirim. Yani hastaların yarısına sadece dekompresyon, yani yarısına stabilizasyon. O yarı stabilizasyonun da yani 4/3'ü bile değildir. Yani yarı yarıya da ama biraz daha dinamik stabilizasyon ağır basabilir. Yani açıkçası yani yarısı da bizde sadece dekompresyon yapıyoruz. Yani sadece dekompresyon yaptığımız hastaların da yani geri dönüşleri açısından elle sayılacak kadar az. Bunların tekrar sorunla bize gelip de stabilizasyon yapmak zorunda olduğumuz. Aslında yani girişte de söyledim, sunu içinde de söyledim. En mutlu hasta grubu aslında yani sadece dekompresyon yapılabilen hastalar ama yani gerçekten yapılabilen olması gerekiyor. Yani çok belirgin bir instabilite varken veya ciddi bir bel ağrısı varken sadece dekompresyon yapamıyorsunuz. Yani mecburen hastaya bir stabilizasyon yapmanız gerekebiliyor. Ha, biraz daha zorlanabilir mi? Yani işte ya kayma gözüküyor hareketli filmlerinde ama sadece dekompresyon yapayım, takip edeyim, kaymazsa yapayım. Gerçekten olabilir. Yani biraz daha sayı dekompresyon ile yine olabilir ama benim pratiğimde yarı yarıyadır. Teşekkür ederim. Başka soruya da katkı var mı? Ben yeni bir soru görmüyorum. 1,5 saate yaklaştık. Yani maksimum 63 katılımcıyla benim görebildiğim kadarıyla güzel bir katılım oldu. Şu anda da epeyce bir kişi hala izlemekte. Yani soru ya da katkı olursa sabaha kadar da sürebilir bu konuşma. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Birçok konuyu aydınlattık. Ben herkese çok teşekkür ediyorum, katılımcılara. Sedat Hocama çok teşekkür ediyorum emekleri için, bu güzel konuşma için. Bir sonraki aktivitemizde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Toplantıyı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Biz teşekkür ederiz.